seven insan sevdiğini belli etmeli. Yoksa nasıl anlasın insan? Birine kıymet veriyorsan onu göstermeliyim. Sana o çınarı boşuna mı verdim ben? İnsan hayatında hep senin gibi güçlü, güvenli bir liman ister. Sen çok iyi bir aile babası olursun. Sonra çok iyi bir eş olursun. Kız açık açık söylüyor oğlum işte. Dünden beri neler dedi. Neden olmasın? Bunu anlamam gerek. Hareketleri bariz değişti. Nedenini çözmem gerek. Konuştum. Ama aldın mı acaba mesajlarımı? Sevginin önemi. Aile kurmanın güzelliği. Bayağı da pohpoh yaptım. Ama öyle işte durdu, dinledi. Konuşamıyor ya, kapalı kutu. Acaba onu yazmayı mı yönlendirsem? Hayırdır? Gecenin bu saatinde seni unutmayan bir durum mu var? Yazının gücünü düşünüyordum. Ne demek şimdi bu? Kafa mı buluyorsun benimle? Yok canım. Yusuf cebime not bırakmış. Seni çok seviyorum yazmış. Hoşuma gitti. Aslında bütün kadınların hoşuna gider yani. Yazının gücü diyorsun yani. Tabii. İnsan bazen bir şeyler hisseder ama anlatamaz. O zaman yazı yetişir. Ben sana o zaman ayran, kefir, papatya çay tavsiye edeyim. Nedenmiş? Uykunu geri getirsin diye. Uyku tutmayınca böyle acayip şeyler düşünmeye başlıyorsun sen. Sohbet ettik şurada. Kütük olmasa ne iyi olurdu? Şimdi de duygularını anlatamıyorsan mektup mu yaz diyor yani. Bu resmen bir çağrı. Mektupmuş, yazının gücüymüş. Daha ne desin? Ama nana bu. Namı diğer deli. Ne dese emin olamazsın. O deliyse ben de fırtınayım. Madem mektup yaz diyor,
zaman biz de yazarız en güzelinden. Tamam. Gel. Gel canım, çabuk. Çabuk. Ya. Dur, bekle. Dur. Kimsin, nesin bilmem. Uzak dur. Yanında çocuk var. Onu tehlikeye atıyorsun. Ben sizi gördüm, yardıma geldim işte. Gelme peşimizden. Fena olur, fena. Deli misin, nesin? Dur ya. Bak. Yersin bunu kafana. Git dedim. Hayda. Delisin deli. Belli. Polise değil akıl hastanesine gitmen lazım senin. Biraz daha konuşursan ben seni acile göndereceğim ben. Biz senin gölgeni görünce kötü adam sandık Poyraz abi. Abim korktuğunuzu. Ben de sizi merak ettiğim için geldim zaten. İyiydi o. Kafama takıldı. Sizi takip edenler izniniz buldu mu, iyi misiniz diye bakmak istedim. İyiyiz biz, iyiyiz. Sen gelmesen daha iyi olurduk. Sübhanallah. Annen hep böyle midir? Her şey ters mi cevap verir ya? Hak edene böyle cevap veririm. Yok yok. Senin kesin asabiye sorunun var. Aslında sen iyi birisin. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Güçlüsün ha. Hı hı. Ben kazandım. Beni gerçekten affet istiyorum. Neden? Yine yık diye mi? Sen kimseye güvenemezsin artık. Ben bunu gördüm. Buna ne gerek var artık? Var. Yok. Var. Yok dedim, yok. Var, var, var. Neden? Nedenmiş ha? Söyle. Neden? Ne gerek var? Çünkü sen çok önemlisin benim için.
Ne ara oldu anlamadım. Böyle mevzulara kapatmıştım dükkanı. Ama bir anda şimşek gibi çaktın üzerime. Bir bakışında fırtınalığımız filan hikaye oldu. Alemi karşısında titreten Poyraz bir bakmış ki bir gülümseme karşısında darma duman. Ama olmaz dedim. Bu delikanlılığa sığmaz dedim. Emanet dedim. Deli dedim geçtim. Ama sen bizi divaneye çevirdin. İçimdeki hisleri bastıramıyorum artık. Nereye dönsem sen varsın. Kalbimde dahil. Söylemenin vakti geldi. Ben seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Cesaretse cesaret. Ama önce doğru mu anlıyorum onu, emin olmalıyım.